Teknoseyir hoş geldiniz. Cevdet Acarsoy karşımda. Demek ki uçuş konuşacağız ama <laughs> bu başka bir uçuş. <laughs> bu psikolojik uçuş çünkü senin aslında işin başka. Hı hı. O senin birazcık hani e, hobi tarafın. Evet. Tamam sen onu da birazcık işe çeviriyorsun ama hı hı. senin bir de e, profesyonel olduğun başka bir alan var. Nedir hı hı. o? Psikoloji, yani profesyonel demeyelim. Ee, bölümünü okuyorum. Şu an Tabii. son sınıftayım. Olacaksın, o evet, yolda inşallah. gidiyorsun. Evet, o yoldayım diyelim. Hı. Yani Aynı. şöyle, biliyorsun Türkiye'de insanlar üniversite okurlar, diploma almak için. Sonra başka iş yaparlar. Ama sen e, okulu bitirdikten sonra bu alanda çalışmaya devam edeceksin evet, değil mi? Evet, bunu da istiyorum. Aynen. Havacılık ayrı, o ayrı diyelim. Şimdi konumuz sosyal medya bağımlılığı. Sana dedim, Hı. hiç olmazsa yani, madem böyle bir tarafın da var, Hı. bu konuda bir şeyler yapalım. Hı. Sen de... Ayaştırmanı yapıp böyle geldin. Evet. Yani şimdi bilim konuştuğumuz için hani hmm. havacılık da çok ciddi bir konu ama onun yılların şeyi var. Ama psikolojide psikolojiden böyle bir konuyu ben baktım internetten gibi yapamıyorsunuz. Tabii. Şeyde yani bilimsel bir buna literatür taraması deniyor. İşte bilenler bilecektir. Hani nasıl bir şeye benzediğini. Biz aslında bugün sosyal medya bağımlılığıyla ilgili yapılmış ilginç böyle bilimsel araştırmaları literatürü taradım. Güzelce hmm. bir inceledim. Bunu da anlaşılır bir şekilde özetlemeyi hedefliyoruz. Bu arada sen bu işleri eee şeye de taşıdın YouTube'a da taşıdın değil mi? Hı. Bir de kanalın var senin de. Evet. Ya reklam, <laughs> psikoseyir diye bir e, kanalımız var, Aa. seyirden alıyor ne kadar <laughs> tesadüf, e, güzel uydu ama diye düşünüyorum. Sizin de icazetiniz var. Şimdi şey var yani psikolojiyle ilgili basitçe anlatan, hmm. hani bilimden çok çok basit anlatanlar bilim yapmıyor, çok popüler yapıyor. E, çok bilim yapanlar da anlaşılmıyor. Ben ikisi arasında bir yerde tutmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey var hani küçük animasyonlar var orada, hmm. o animasyonların ve diğer videoların hepsinin altında akademik referans görecekler. Bu hmm. önemli bir şey. Yani yani psikolojiyle uğraşanlar, yani bilimle uğraşanlar bilir. Akademik bir referansın olması, ya yani orada konuşulanların havadan değil, hep kaynakları var demektir. Böyle bir durum var, ilgilerini çekerlerse baksınlar. Yani psikoseyir. Evet. Psikoseyir, evet. Biz de zaten saykoseyir olduğuna doğru ilerliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> evet, havacılık seyir diyorlar bazıları ama şimdi gelelim buna. Şimdi sosyal medya bağımlılığı konuşacağız. Çok popüler bir konu, her zaman da kalacak bir konu. Sürekli hı hı. yeni medyada. Önce bir durum analizi yapalım, ne şimdi durumdayız? Önce, hı. bu internet bağımlılığı değil. Bu sosyal medya bağımlılığı evet, değil özelinde, mi? özelinde internet bağımlılığının özelinde sosyal medya bağımlılığına <laughs> tamam. bakıyoruz. Birazcık bu son yapılan e, We Are Social e, hmm. organizasyonu bu. <laughs> dijital Social Mobile 2015 raporu bu. Evet, gündemlerde de belki konuşmuştunuz. Şimdi bu rapora göre bir bakalım ne durumdayız. Totalde 40 milyon aktif sosyal medya hesabı var Türkiye'nin. 40 milyon. Bu da nüfusumuzun %52'sine tekabül ediyor. Ve bu hesaplara, bu sosyal medya hesaplarının 32 milyonu, ee, mobilden erişimle. Bu da önemli bir rakam. Tabii burada şey bilemeyiz. 40 milyon var da ülkenin yarısı giriyor diyemeyiz. Çünkü bir insanın 5 tane de hesabı olabilir. Hı, hı. Aynen. Yani Aynen. ama hani yine de yüksek bir rakam yani olacağı 76 garanti. 76 milyon almışlar bu çalışmada. Hı. 76 milyona oranlayıp veriyor tabii. Aynen. Hı. Çoğu insanın böyle bir bir oyundan ötekine puan vermek için Facebook hesabı ya açanlar tabii, var. Tabii, tabii, tabii. Onların olabilir. Şimdi Biraz daha bakalım sürelere gelelim. Hmm. Ee, bir Türk kullanıcısının ortalama bir Türk kullanıcısının bir günde tablet veya PC'den baktığı 4 saat 37 dakika internet kullanımı var. Buna hepsi dahil. Ama bunu bir sosyal medya olarak, e, pardon, e, interneti medya mobil olarak bakarsa 2 saat 51 dakika mobilde geçiyor elimizde telefonlarımız, hmm. tabletlerimiz. E, gerçi bu araştırmada ilginç bir şey var. E, tablet'i mobil saymamışlar. Tableti hmm. PC ile aynı kefeye koymuşlar onu diyeyim. Bu direkt telefon, mobile phone. Ee, ve sosyal medya kullanımı günde 2 saat 50 dak, 56 dakika, 3 saate yaklaşıyor. Fakat bazı belirti olarak yani alışkan bağımlılık belirtileri bazıları 1 saat diyor. Yani o zaman bizim işimiz yaş gerçekten hmm. çünkü bir saati geçmemesi lazım günde diyorlar ama 3 saat ortalama bir insan. Bir dakika o dediğini açalım. Bir bir şeyin alışkanlık sayılması için mi bir saat? Yok genel Nasıl? değil. Bazı şimdi birazdan söyleyeceğim bazı belirtiler var hani hmm. düşündürecek bize bağımlı mıyım acaba Anladım. didirtecek. Onları mesela zamanında öyle düşünmüşler ki bir saat hmm. ama o bir saat şu ana hiç günümüze uymuyor. Bu, bu bir saat internetle ilgili düşünülmüş süreme o zaman. Yani günde sosyal medya hesabında bin bir saatten fazla günlük zamanı harcıyorsa diyor... Artık hani bir bir bakalım var mı? Hani bu bir hmm. şey değil kesinlikle. Yani burada konuştuklarımızın hiçbiri bir hastalık şeydi. Çünkü böyle bir hastalık yok söyleyeceğiz. Ee, böyle bir şey gibi düşünmesinler hani ama bunlar çağrıştırabilecek, aklınıza getirecek belirtiler. Bu da ilginç yani 3 saat olmasın. Hmm. Ee, onun dışında da YouTube gibi internet şeyleri 2 saat 17 dakika. inşallah artar. Şimdi ee, bir de şeye bakalım, en çok kullanılan platformlara bakalım. Social network, sosyal ağ ve e, messengerlere o mesajlaşma hmm. şeylerini bağlamışlar birbirine ayrı bakmışlar daha Facebook 26 ile en yukarıda. Biz de o yüzden o yüzden biraz daha fazla Facebook konuşacağız, ağırlık vereceğiz Facebook'a. E, WhatsApp ve messenger gibi kısımlarda onlar da bir sosyal medya sayı. yani sosyal medya bir çatı terim. Sosyal ağ dediklerinde Facebook akla geliyor. E, communication dediklerinde WhatsApp, Facebook geliyor. Şimdi bu aslında şu ikisini bir sayabilirsin. Çünkü bunlar şey e, mesajlaşma uygulamaları aslında. Hı hı hı. Yani ikisi aynı şeyi temsil ediyor bir evet, anlamda. Evet. Hı hı. Ya onlar kırmızı mesela Skype'ı da aynı hmm. kategori. Viber'i evet. de, Viber'i de aynı şey. Ama mesela LinkedIn... Facebook onlar aynı kare A evet. kategorisinde. Onlar. Evet A kategorisi. Yani şu ikisini yüzde %46 gibi bir şey diye hayal edebilirsin hı hı. Hı hı. aslında. Demek Orta. ki yani bu da şeyi gösteriyor insanların konuşmak için Ha, ...harcadığı zamanı gösteriyor evet, birazcık. İletişim için evet. harcanan... Yani burada şey var zaten, Web 2.0 kavramı var. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Hani bloglar, sosyal paylaşım ağları bunlar artık Web 2.0 şey yapıyor. Ve burada daha çok bilgi paylaşımı, medya paylaşımı ve markalamalar. Yani Facebook Tabii. markası var. Şimdi burada şunları ikisinin ayırmasını güzel bir tarafı daha var. Mesela bunu buna katsaydı yanlış hı. olacaktı. Aynen. Çünkü şimdi şeyi biliyorsun. Ya acaba şey diye düşünebilir mi Mesajlaşmak için Mesajlaşma mı yoksa bakıyor mu? Şimdi çok net. Mesajı ayırmış. Hı hı. Bunlar demek ki sadece Facebook'ta gezenler. Aynen. Yazma da dahil ona. Yani hı hı. Facebook kullananlar, kullananlar. Ama bizim ana şeyimiz fotoğraf e, paylaşma gibi. Likelama vesaire. Şimdi bunlara baktıktan sonra biraz bağımlılık tarafına gelelim. Bağımlılık nedir diye tanımlayalım. Şimdi literatürde çok çok değişik tanımlar var. Ben biraz özetini aldım. Şöyle düşünebiliriz. Bir çeşit has hissine yol açan, zevk hissine yol açan... Davranış ya da alışkanlık. Önce işte davranış olarak başlıyor, alışkanlığa dönüyor, daha sonra bağımlılık haline. Aynı his için bağımlılık olması için de daha çok istemek. Yani Facebook'u kullanıyor, her gün artıyor. Bıraksanız kullanacak daha. Davranış ya da alışkanlık bırakıldığında, durdurulduğunda da yoksunluk belirtileri. Yoksunluk belirtilerine kasıt işte sigarayı bırakan birisinin yaşadığı belirtiler yoksunluk belirtileri. Burada tabi öyle belirtiler değil ama şey düşünebiliriz yani telefonuna bakmadan durduğunda canımız daha çabuk sıkılıyor artık. Hmm. Günümüzde. Yani ben mesela geçen gün bir sınava gittim. Telefon kabul etmiyorlardı. Gündüz yanıma almadım tamamen. O gün gerçekten eksik hissettim. Yani hmm. ben de dahilim. Bağımlılık değil bu. Bunların hiçbiri dediğim gibi tekrar edelim. Bu önemli. Yani bunların tamamı bile olsa gene değil. sizi düşündürecek bu. Bunun bağımlılık teşhisini ancak bir klinik psikolog verebilir ya da işte e, psikiyatrlar verebilir. Öyle düşünün. Günlük aktiviteleri engellemesi, hmm. bir şeye e, interfere etmesi, karışması diye düşünebiliriz. Yani ben gündelik işte işe, işe geç kalıyorsam, kalkamıyorsam, gece çok Facebook'ta kalmaktan, bunu aklımıza gelebilir ve genelde yalan, çalma gibi negatif davranışlarla sürdürme. Yani birisi işte annesi babası yasakladı ama ben girmedim deyip giriyorsa artık o davranışlar yalan davranışına da sebep olmuş oluyor. Hmm. Bu şekilde Peki. bakabiliriz. Şimdi yine söyleyelim hastalık değil. Neden? Çünkü sosyal medya bağımlılığı, literatürde geçenler, internet bağımlılığı, patolojik internet kullanımı, e, Facebook bağımlı, Twitter. Bu bağımlılıkları böyle tanımlar yok. Uluslararası hastalık kriterlerimizde işte psikoloji için DSM'i ele alabiliriz. Bu kriterlerde bu hastalıklar yok. Fakat Hatta şöyle diyelim bu kriterlerde bir madde kimyasala bağlı olmayan tek alışkanlık da kumar bağımlılığı. Hani sigara, alkol, uyuşturucu bunlar bir maddenin de biyolojik tarafı Dağru. da olan ama kumarda bir biyolojik taraf yok. Ee, en azından şu an için bu biyolojik taraf olmadan da bağımlılık sayılan kumar bağımlılığı. Bunlar yani bir benim benim Facebook bağımlılığım var diye bir teşhis olamaz. Onu Hı. diyelim. Ama biz gene de bağımlılık konusunda aslında bu bir farkındalık yaratmak için konuşuyoruz bunu. Yani varsa birisinin ya da çevresinde bunu bilsin. Ha Şimdi bu dediğimiz şeye gelelim. Belirtilerden bazıları gene günde bir saatten fazla zaman harcam. İşte Bunu artık ortalamanın üstü diyelim. Üçten diyelim mesela. Üçten fazla harcam olacak. Mümkün olduğunca sosyal medya sitelerine bakma. Dur yani boş bulundukça bakmak. Aşırı paylaşma. Bu en çok şikayet edilen konulardan biri. İşte Facebook'un e, yeni bir buton getirmesini hani... E, Empati butonu getirmesine sebep. şey sorayım sana hazır adamını bulmuşken her gün kendi fotoğrafını değiştiren profil fotoğrafını değiştiren ama kendisi var başka arkadaş yok hı hı. adamdan bazı şüphelenebilir miyiz ya bunda bir iş verdiği konuşacağız gelecek He, tamam, iyi, o zaman iyi. söyleyelim şimdi aşırı paylaşma olayı şunun bir belirtisi olarak adlandırıyor araştırmalarda sosyal onaylanma ihtiyacı yani kişi çevresinden sonuçta biz onay aldığımızda seviniriz değil mi bu bizim için iyi bir evet. şeydir ya ben o fotoğrafı paylaşıp da altına like aldığında mood yani şeyi düzeliyorsa Morali düzeliyorsa hmm. o zaman düşünebiliriz. Ya yani onay alıyor sürekli. Tamam. Çünkü bu bu tarz mecraların artısı şu. Siz normalde bir okula, işe gittiğinizde durup dururken birisi size aşırı bir şey yoksa, "Aa bugün işte Murat Bey çok yakışıklı olmuşsunuz." demez. Hmm. Hani onu dedirtmek için bunlar onaylanma ihtiyacı. Ne kadar çok ödül alırsa da hmm. o kadar çok paylaşıyor insanlar alabilmek için. Arkadaş veya aileden Sosyal medyada çok zaman harcınız Ya bu telefon elinden bir bırak artık ya hmm. demek. Ama ben buna dedeleri katmıyorum. Dedeler, babaanneler onlar eski e, gibi düşünüyor. 3 saatten fazlayı hani öyle düşünün. Hmm. Günümüzde bir arkadaşınız diyorsa size, kendi de kullanan biri o zaman şüphelenebilirsiniz. İş, okul ya da çevrim dışı sosyal hayata engel olma. Bunlar aslında dikkat ediyor musun? İlk kriterlerin şeyi, hani gündelik hayata engel olmanın hmm. bu örneği. Hayata engel olsa. Yani buluşacaksan bir yere gideceksen, Facebook'tan konuşalım diyorsan mesela yerine. SMS yani sosyal medya siteleri diyelim. Sosyal medya sitelerinde harcanan zamanı azaltmaya ya da kesmeye çalıştığında yine yoksunluk belirtileri ortaya çıkması. Arkadaşlar ya da başka şeylerle ilgili takıntılı düşünce. Ay beni niye friend, arkadaşlıktan çıkardı? Hmm. düşünme yani bana bir trip attı bir laf yedim bir şey yedim ben bunun cevabını nasıl vereyim yani beni unfriend yaptı ben de yapayım gibi takıntılı düşünceler Başka var yani. onun takıntısı bence şey direkt hmm. hani e, bazı uygulamalar var ya işte sizi kimin sildiğini bulun uygulama o o, takıntı, Neden o kadar o yani. popüler onlar ya yani bana kim profilime baktı ya da kim sildi evet. aynen raporlama dediğimiz bir şey var. Bu işte en çok hani şikayet edilen biraz aşırı paylaşmaya benziyor. Ne yaptığını ne ettiğini raporlamak. He, şimdi hani, tuvalete gittim falan. Aynen onu diyeceğim. Neredeyse onu bile yapıyorlar. Yani işte şeyin Cem Yılmaz'ın da çok bahsetti. İşte, I am at work hani. Hmm. Oturuyorum. işte bize ne? Hani bir kere o var. Hani kimsenin işte olduğunu merak ediyor. Sorusu geliyor. Tabii kötü anlamda demiyorum bunu ama hani işteyim. Eve geldim şunu yiyorum bunu izliyorum. Hani Facebook'ta bunu artık oy kullandım. Hani o belki bana sürekli sürekli bunu bize yaptıracak, daha çok kullandıracak şeyler yapıyorlar. Raporlama. İşte ben mesela et tekno seyir video falan hmm. diye paylaşmam gibi. Ee, yeni Facebook arkadaşları yapmaya çalışma bu da önemli. Hani bazen çünkü orada kitleniz, followerlarınız, takipçileriniz bir güç olduğu için buna takmak daha çok takipçim olsun, daha çok arkadaşım olsun demek de bir etki. Ve eskeypizm diye geçiyor genel literatürde hayattan kaçma. Hmm. Hayattan kaçmak için, gündelik dertlerinden kurtulmak için med sosyal medyaya bağlanıyorsa, oraya kullanıyorsa o zaman bunu da düşünebiliriz. Hmm. Şimdi yalnız hayattan kaçma adam hayatından memnun değilse hı hı. E, orada böyle en azından rahatlıyorsa ona da şimdi adama e, hayattan kaçtığı için mi bağımlı diyeceğiz ya da tuhaf diyeceğiz yoksa hayat yani sorun belki de gerçek hayatında. Şöyle diyelim buna alışması gibi en ufak bir şeyde kaçması gibi hı. düşünelim. Tamam. Yani zaten hepimizin yani canımız sıkılır bakarız ederiz detaylı anlatacağım onu ama e, eğer her sorununda en ufak sorunda hemen oraya kaçıyorsa onun Anladım. için bir sığınma yeri ise o zaman düşünebiliriz. Şimdi biraz araştırmalardan gidelim. Ha, bar, bu arada e, geçir, zaman geçirmek için uykudan feragat yine hmm. bu da bu çok oluyor evet, yani ge, ge, geç saatlere kalma Bergen Facebook bağımlılık ölçeği diye bir hmm. bağımlılık testi geliştirmiş ki Norveç'ten e, Doktor And Andresen ve arkadaşları e, Facebook bağımlılığı ölçmek için gelişti. bu test tabi uzun 21 soruluk 22 soruluk bir test burada bunu ben 6 onların söylediği hani bu 6'sıyla da bir genel kanı verebilir dediği 6 tane soru aldım. Şimdi senin Facebook bağımlılığını ölçeceğiz Murat abi. Ekran Tabii. başındakiler de e, baksın. Burada vereceğin cevaplar hiç katılmıyorum. Hmm. Katılmıyorum. Yani bunlar negatifin şeyleri. Ka kararsızım. Ortada. Katılıyorum ya da tamamen katılıyorum. Bu 5 tane birini vereceksiniz. Kalem kağıt hazırlayın. Sorulara verdiğiniz cevabı yazın. Hmm. Tamam mı? Bir et işte katılmıyorum. İkiye bilmem ne gibi yazın. Sen de aklında tutuyor sonra bağımlılar da sana gelecek bizi tercih et. <laughs> ben yönlendiririm <laughs> falan. Şimdi gelelim birinci soruya Facebook kullanımını planlamaya veya Facebook'u düşünmeye çok zaman harcadım. Hiç katılmıyorum. Tamam. Facebook kullanım süresini her geçen gün arttırmak için bir istek hissettim. Zerre katılmıyorum. Tamam. Facebook'u kişisel sorunlarımı unutmak için kullandım. Hiç katılmıyorum. Çünkü tam tersi orada sorunları görüyorsun bile. Hı, -hı. Facebook kullanımını ama şimdi diğer yapanları da etkilemezsek. <laughs> Hadi sen cevabını ver ama propagandası <laughs> yap. Facebook kullanımını bırakmayı denememe rağmen başarısız oldum. He bak şimdi ben bırakmayı denemeyeceğim. Denemiyorum. Tamam. Yani kat, o zaman katılmıyor. Denesen başarısız olacağını düşünüyor musun? Yok denesen başarılı olurum kesinlikle. Tamam o zaman gene hiç dedik. Çeşitli nedenlerle Facebook'a giremediğimde kendimi kötü hissettim. Hiç katılmıyorum. Hiç olmadım böyle canın sıkıldı da Giremedin de... En basitini söyleyeyim sana. E, i̇şe geliyoruz, bütün gün işte videoydu bilmem neydi, giremiyorum. Ama kişisel hesabım. Tamam, kişisel hesabın. Tamam. E, ben bir daha kişisel hesabıma ta eve gidince bakabiliyorum. İstemiyorsun da girmek zaten. Y yok, hiç öyle bir şeyim Hı. de gelmiyor yani. Tamam. Altıya bakalım. Facebook'u aşırı kullanmam işimi, ödevlerimi ve çalışmalarımı olumsuz etkiledi. Ee, hiç katılmıyorum da bizim bir özel durumumuz var. Biz, i̇şte <laughs> i̇şimiz bu. Ama yok yani kesinlikle. İşini etkilemiş olmuyor. da evet. i̇ş yapıyorsun. Tamam. Güzel. Şimdi bunlar şunu çağrıştırmasın. Bunlara illa normal hiç katılmıyorum değildir. Yani Murat Gamsız burada aksi uçta uç bir örnek. Öyle diyelim. Şimdi bu sorulardan dört veya fazlasına katılıyorum ya da tamamen katılıyorum dediysen yani tamamen ya da katılıyorumlar 4'ten fazlaysa bir baksınlar. O zaman bir ya ben de acaba olabilir mi gibi düşünüp bir profesyonele başvurmakta ya da hmm. düşünmekte fayda var. Gene öyle söyleyeyim. Bu testin maddeleri de aslında her biri bir boyutunu sembolize ediyor. Mesela ilk soru aşırı kullanımı. İkinci soru bu bir sıkıntı bahsettiklerimiz tamam. aslında. soru sınır koyamama, bırakmama rağmen, denememe rağmen gibi. Duygu durum değişikliği için kullanma, Üçüncü soru kaçma, hmm. hani moral düzeltmek için. Dördüncü soru bir, daha başladım diyordu ya nüksetme, tekrarlama diyoruz. E, bırakamama var. Denememe rağmen bırakamadım. Bir de hayatın akışını engellemesi işte hmm. iş, ödevlerimi. Bu gibi boyutları var aslında onları kastediyordu. Bu testin bu arada çevresi de e, Ahi Evren Üniversitesi'nden Doktor Mustafa Türk Yılmaz'a ait. Onu söyleyelim. Bilimsel şeylerde her zaman referans vermek zorundayız. E, Mustafa Türk Yılmaz çevirdi. Ben de onun çevresini e, şey yapıyorum, kullanıyorum. Şimdi buna baktıktan sonra biraz bu işin detaylarına bakalım. Niye bağımlılık oluyor ya da neden? Hani ne olursa da ne oluyor? Şimdi yoksulluk çalışması yapmışlar. Hmm. Facebook'u falan kullanamadığında ne oluyor? Heh. Winchester Üniversitesi'nden araştırmacılar Facebook ve Twitter bağımlılarının 4 hafta boyunca bu sitelere erişmemelerini sağlamışlar bir çalışmada ve erişemezlerse bazı yoksunluk belirtileri gösterdikleri, morallerinin bozulması gibi, daha huzursuz olmaları gibi yani aramaları hani canı çekme, craving diye geçiyor gene literatüre, canı çekme hissettiklerini bunu kanıtlamışlar. Ee, yine bir başka çalışma Ryan ve Zenox 2011'de yapmış. Dışa dönük kimse yani dışa dönük zaten sosyal olan kimseler sosyal çevrelerini genişletmek için. İçe dönüklerde iç yaşamdaki hani iç, içe kendi kapalı yaşamlarını gerçekte gibi bu açığı kapatmak için kullandıkları Yani şöyle diyebiliriz. Medya ve internet genel bulgu budur e, şu ana kadar ki literatürde. E, eğer siz zaten sosyalseniz çok zaten orada sizin sosyalliğinizi arttırır. Ama değilseniz içe kapanık, utangaç bir insansanız açığı kapattırır ama sizi sosyal yapmaz diyor. Hmm. Bu çok önemli. Mesela sen normalde e, bu Facebook kullanımı düşünürsek zaten böyle çok konuşmayı aşırı seven, fazla konuşan, fazla böyle sosyal ihtiyaç arayan biri değilsin gibi duruyor. Hı hı. Dolayısıyla Facebook'u da öyle kullanmıyorsun. Aynen öyle, Aynen öyle düşünebiliriz. Yalnız bak burada hı. şöyle bir durum var. Mesela şimdi diyor ki yani bu güzel bir yaklaşım. Adamı sen izole et, sonra bak bakalım ne oluyor. Hı hı. Şimdi ben yaşım gereği bırak bunlara telefonun olmadığı zamandan geliyorum. Hı hı. Yani insanlar bu kullanıcılar değil ama. Biliyorum. Şimdi şey düşünüyor. Ya gence sorsan ya telefonsuz yaşayamam diyor. Yaşadım. Ee, ne yapıyorduk o zaman? Yapacak başka şeylerimiz vardı. Sıkıntı şurada. Bu adamların elinden bunu aldığın zaman başka, şey. başka bir şey kalmamış. Aynen. Yani Sorun bu aslında. Yani... E, onlar da tuhaf insanlar değiller. Sadece... hayatın gidişatı adamı bu buraya itti. Hatta sana da şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Biz e, arkadaşlarla evde toplanıp, Commodore 64'ün başında multiplayer oynuyorduk. Adam burada. Yani <laughs> yani şimdi, yana multi. şimdi multiplayer dediğin zaman evinde tek başınasın. Uzaktan, Aynen. internette. Hatta internetin kesikse... Neredeyse oyuna giremiyorsun. Yani hmm, adam bazı çünkü oyunlar açmıyor lisansını da kontrol ediyor bilmem Yani seni bütün şartlar zaten internete bağlanmaya itti. Yani hayat değişti. Hı -hı. Bir yandan da şimdi ya biz telefonsuz idare ediyorduk. Şimdiki gençlere bak demek yanlış bence. Hı -hı. Çünkü hayat böyle gidiyor işte. Hı -hı. Ona bakarsan birisi de çıkıp bizim zamanımızda elektrik yoktu der. Hepimizin davkakot eder. Yani. Evet, evet. Yani. evet. Elektrik bağımlısı sivivimize. Şimdi şöyle bir şey var. Tam güzel bir yerde söyledin. Yeri gelmişken ee, şimdi Psikolojiyle ya da bilimle uğraşan izleyicilerimiz bunu bilecektir zaten Hı. ama diğer izleyicilerimizin yanlış anlaşılma olmasını şunu söylemek istiyorum. Benim burada bahsettiğim çalışmaların çoğu fazla çok yani alanda gerçekten referans almış, atıf almış tamam. ve kaliteli çalışmalar. Burada neyi kastediyorum? Bir bilimsel çalışmada zaten bizim e bu işi senin karıştırdığın, senin bu bahsettiğin faktörlere biz confounding faktör diyoruz. Yani karıştırıcı faktör Hı. deniyor. Bu ne demek? Senin bulacağın sonucu etkileyen senin düşünmediğin bir şey işte. Bu dediğin gibi zaten günelika. Bunlar bu tarz çalışmalarda zaten olabildiğince bu tarz hepsini listeliyorlar, onlar da biliyor Hı -hı. ve bunları kontrol ediyorlar. Tamam. O yüzden şimdi bu çalışmanın detaylarını hepsini tek tek hatırlamıyorum ama çok büyük ihtimalle o kişilerin hayatlarında sadece mesela telefonu kullanabiliyordur ama Twitter, Facebook yasaktır Hı -hı. veya onun yerine bir şey vardı. Aynen. Yani onu gerçekten dengeliyorlar, onu lütfen hani izleyicimiz şey demez, aa bunu olmaz ya ben de yapamam, böyle bir şey değil. Bunların hepsini onlar da düşünüyor ve onlar da mümkün olabildiğince hani Hı -hı. etik durumların izin verdiği sürece bunu dengeliyorlar. Yani bunu e, nasıl diyelim? Gene, e, diğerlerini dengeliyor, kontrol ediyorlar. Bu faktörleri kontrol ediyorlar. O yüzden öyle düşünüyorum. Yani bunlar gerçekten Facebook ve Twitter sadece hı hı. mobil hayat değil, gündelik hayat değil. Düşünüyoruz. Zaten şeyi de öyle dedim ben. Hani bir saati kabul etmemizin sebebi o. Yani zaten onun ortalaması 3 saate varmış. Alman bilim insanları yapılan bir çalışmada da bir 3 Facebook kullanıcısının her 3 taneden bir tanesi, size zaman geçirdikten sonra ...kıskandıklarını ve özenme hissettiklerini rapor ediyorlar. Bu da önemli. Şimdi kıskançlıktan bahsedeceğiz birazdan. Facebook depresyonu da diye de geçiyor. Hmm. Tırnak için tam bir gerçek bir terim değil bu. Ee, yani böyle bir hastalık yok. Ama bu Facebook depresyonu dediğimiz hani Facebook gibi bir siteyi kendini kötü hissetme. Bu da çok rapor edilen bir şey ve üçte bir az buz değil. Şimdi bir erkek kadın farkına bakalım o arada... Tamam. Göteborg Üniversitesi'nde yapılmış. 2012'de şunu bulmuşlar: Kadınlar ortalama günde 81 dakika, erkekler fazla mıdır az mıdır sosyal medyada? Azdır. Hadi. Evet, 64 <laughs> dakika ortalama harcamışlar. Ee, Facebook da harcıyorlar bunlar zamanlarının Hı -hı. günde bu kadar dakikasını. Buradan şöyle de bir sonuç çıkıyor. Bakıldıklarında çalışmaya aralarında şöyle bir orantı bulmuşlar. Hı. Eğitim seviyesi düştükçe siteye bağımlı olma ihtimalinin de arttığını bu bulmuşlar. özentilikle mi alakalı birazcık acaba? Bilemiyoruz. Onun alt faktör, alt sebebine bakılabilir sonra ama buradaki fakt, yani şunu söyleyeyim, bu bunun sebebi değil. Doğru Hı. orantıdan bahsediyorum, korelasyondan bahsediyorum. Yani. Bu artıyor diye bu buna sebep oluyor demek değil. Hmm. Tamam? Yani illa eğitim seviyesi düşük diye bağımlı olacak demek Laka. değil ama alaka alaka var aralarında. Şimdi gelelim Türkiye'den araştırmalara. Çünkü bu soru da akla gelebilir. Onlara da baktım. Çok fazla sayıda olmasa da güzel araştırmalar da var Türkiye'de yapılmış. Çünkü Türk insanını konuşuyoruz şu anda. Ee, Çam ve İş bulan 2012'de yapmışlar öğretmen adaylarının öğretmen lisesinde öğretmenlik fakültelerinde okuyan eğitim fakültelerine Facebook bağımlılıklarını incelemişler ve bunlar ileride öğretmen olacak aday öyle düşünelim. Erkeklerin bağımlılığı kızlardan fazla. Öteki çalışmada bak süre daha kısa çıkmıştı ama süre burada bir tek faktör değil. Yani. Geçen de bahsettik yani tek faktör değil. Erkeklerin bağımlılık oranı daha yüksek çıkmış. Üst sınıflar alt sınıflara göre daha bağımlı çıkmış. Hmm. Burada şey düşünebiliriz belki bir sadece tahmin. Üst sınıfların stresi ve hayattan kaçma ihtimali daha Do, yüksek olabilir alta göre. Bir ikinci çalışmaya bakalım. Bu da Seferoğlu ve Yıldız tarafından yapılmış 2013'te. Bu genel genelde büyük bir çalışma. 5 farklı ilden 351 tane öğrenci alıyorlar. 5. ve 6. sınıf öğrencisi. Onların Facebook kullanımına bakıyorlar. Çok kötü bir şey çıkmıyor. Çıkan sonuç şu. 85 buçuğunda bağımlılık derecesinde bir kullanım yok. Bunu buluyorlar. Bu güzel. Nasıl? <laughs> Öğrenci adamın kotası mı var? Neyi var? <laughs> o Histesi da var. de yapamaz yani çocuk. <laughs> Aynen. Ama Facebook kullanım sıklığıyla internet bağımlı. Yani genel internette bağımlı olması. Hı -hı. Yani zaten internet bağımlısı olan Facebook'u da sık kullanıyor. Hı -hı. Öyle bir bağlantı tamam. bulmuşlar. Şimdi gelelim kıskançlık kısmına. Bu çok önemli bir, literatürde çok çok konuşulan bir faktör. Tamam. Niye bağımlılık yaptı ya da niye çok kullanıyoruz ya da niye moralimizi bozuyor. Şimdi Facebook kullanımının akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediğine dair bir Türkiye'den çalışma var. Hı hı. Akdemir yapmış 2013 yılında. İlk öğretim öğrencileri üzerinde yapmış ve ilk öğretim öğrencileri Facebook kullanım oranıyla derslerindeki başarıları ters orantılı. Yani ne kadar çok kullanılsa akademik başarısı notları düşüyor. Bunu bulmuş ee, şimdi şöyle düşünelim kıskançlıkla ilgili şöyle bir soru yöneltelim. Mesela sen üzerinden izleyicilerimize yöneltelim. Facebook'ta en son ne zaman birisinin başına gelen utanç verici ya da kötü bir durumu paylaştığını gördün? Hmm. Ben mi paylaşacağım başkasının başına gelen? Başkasının geldi? yok. Hayır. Baş, mesela bir arkadaşım kendisiyle ilgili kötü bir şey, Heh. utanç verici bir şey paylaştığını hatırlıyor musun? Yok. Ben hiç hatırlamıyorum. Çok uzak. Yani ben mesela en son Levent abi'nin paylaştığını hatırlıyorum. Ee, bir şeyle ilgili kargo ile ilgili bir durumu anlatmıştı. Ha, evet. Bir mağduriyetini. Ama bu şikayet gibi de düşünebilir bu Ama bu da yani. bir şey yani. Hani genelde dikkat ederseniz hep olumlu şeyler paylaşıyoruz bu. Ee, dikkat dikkat çekici bir şey. Facebook'ta mesela en son şey düşündüğümüz zaman artık insanlar baş, yani kendilerini anlatmaktan çok kendilerini sergiledikleri, kendilerini yani prezente ettikleri, sundukları bir mecra haline geldi Hı. ne yazık ki. Kıskançlık da işte burada devreye giriyor. Biz böyle kullanıldığı için çok Almanya'da yapılan bir araştırmada insanlar Facebook'ta pozitif içerikli, olumlu içerikli postlar gönderiler gördükleri zaman ya da arkadaşlarını böyle gülümseyen işte mutlu paylaşımlarını gördükleri zaman olumsuz hissediyorlar. Hmm. Daha önce de bir çalışmada daha söyledik. Yani genel olarak böyle bir durum var. Yani bir kıskançlık mı desek şey mi desek böyle bir şey hissediyoruz. Devam. Ya adam ne kadar mutlu benim halime bak diyor. Aynen hemen onu söyleyeceğiz. Şimdi bunun sebebi ne? Bunun sebebi kıskançlıktan şey düşünmesinler. Özenme diyelim ona biz kötü kıskançlık değil de özenme şöyle bir şey var e, ee, insanlar her zaman kendi durumlarını sosyal kara, e, kıyaslamayla, sosyal karşılaştırmayla buluyorlar. Yani mesela ben şimdi sen burada çok gülüyorsan ben somurtkansam senle kıyaslayıp diyorum ki yok hani bir hmm. gariplik var. Her zaman kıyasladığımız için e, Facebook'ta da özellikle hep olumlu gördüğümüz için hep biz kötü yönde kalıyoruz. Evet. Hep böyle bir negatif kıyas yapmış oluyoruz. Bu da bizim moralimizi düşürüyor. Kendimizle ilgili algımızı kötü yönde etkiliyor. Sebebini şöyle bir çalışmamız çok ilginç. Diyor ki 84 üniversite öğrencisini 10 dakika boyunca Facebook'u kullanacaksınız denmiş. Fakat önceden şöyle bir talimat vermiş. Yarısına bunların şey e, e, rastgele dağılıyor öğrenciler. Yarısına demişler ki aktif kullanın. Aktif kullanımdan kasıt şu durum paylaşmak, yorumlara cevap vermek ve mesajlaşma gibi aktif şekilde kullanmak. Diğer yarısına da demişler ki pasif kullanın. Sadece newsfeed haber kaynağını hmm. incelemesi, arkadaş resimlere baksın hani öyle göz gezdirsin tamam mı akışa baksın. Şimdi bu ikisinden sence hangisi daha kötü etkilenmiştir? Hmm. Aktif kullanım mı? Yok. Pasif kullanıcılar daha kötü hissediyor. Hmm. Sebebi şu hep sen başkalarının iyi şeyini görürsün pasifte. Aktifte belki sen de paylaşacaksın. Diyeceksin ha ben de işte bilmem ne aromalı kahve içiyorum. İşte ben de şuraya He, gittim. Anladım. Böyle düşünüyor. Altına yatan mantık bu ve hani bunlar şey... Bizim yani bunu karşılıklı olumlu şeyler paylaşıyoruz. Evet belki de var. öyle. Yani hmm. sen üretici üretken aktif Anladım. kullandığın zaman ama pasif kullanan hep alıcı durumda olan hep kıyasa seni sürüklüyor. Kıyaslamaya sürüklüyor. Ya da şöyle düşünelim, sen mesela Facebook'ta niye uç örneksin dedim? Sen Facebook'u bir e, duyuru amacıyla, iş öyle amacıyla oluyor. kullandığın için senin şey durumu ay başkası ne yapmış? İşte atıyorum öteki kanal ne yapmış teknoloji kanalı. Hani <laughs> anladım, öyle bir şey yok. Sen duyuruyorsun işini şey yapıyorsun. Bu şekilde o aktif kullanım. Bu çok önemli bir faktör. Yani bizim niye kötü hissettiriyor derken o kıyasa sebep olan pasif kullanım. Şimdi bununla ilgili e, çünkü dediğim gibi mutlu olduğumuzda daha iyi gibi paylaşıyoruz. Yani olduğumuzdan biz mutluymuşuz gibi paylaşıyoruz. kendimizle paylaşarak. Hmm. Bir faktör de bu. Yani sen o anla mutsuzsan bile Facebook'a mutlu görünmeliyim, mutlu paylaşmalıyım diyorsun ya. Dolayısıyla mutlu bir anını, mutluymuşsun gibi yazıyorsun, o da senin mutluluğunu çağrıştırıyor diyorlar. Hı hı hı. Yani zaten yazacağın bir rol yapmak gibi biraz hani... işte e, Morali bozuk olan oyuncunun iyi rol yaptığında otomatikman... ...gelmesi gibi düşünüyorlar. Bu da öyle yani. Olumlu bir şey paylaşacaksın. Ya. Ha şey var, onlara... ...es geçiyor. Şimdi bazı kullanıcılar diyecek ki... ...kimileri var, sürekli yardım çağrısında bulunuyor ya Facebook'ta. Çok kötüyüm, moralim çok bozuk. Bu başka bir durum. Bu He. artık bana sosyal destek istiyorum, imdat. Abi. O ayrı bir şey. Peki... Madem bu bizi kötü yönde etkiliyor, böyle bir durum var, böyle bir etki artık bu hani şey yapılmış bir şey, kanıtlanmış gibi düşünebiliriz. Bu etkiden nasıl kaçınırız? Çok önemli ipuçları sevgili seyirciler. Birincisi şu, aktif ve pasif kullanımı dengeleyeceğiz. Yani girdiysek hep post bakmak değil, bir de ben bir şey yazayım, bir de ben bir mesaj atayım. Ama burada illa olumlu olmak değil, kendimizi kandırmak değil, ben de bir şeyler yapayım. Yani aktif pasif ortak dengeli kullanmak. İkincisi, Zaten mutsuzsanız, depresifseniz, yalnız hissediyorsanız pasif kullanmayacaksınız bile. Hmm. Hani escapeizm dedik ya kaçış. Zaten kötüyseniz kaçarken şeye kaçmayacaksınız. Pasife değil, aktif yapacaksınız o zaman. Hmm. Çünkü sen zaten kötüsün. E bir de ötekilerde aşırı mutlu, tam tersine daha da büyük bir uç, uçurum oluşuyor arada. Ondan kaçınacağız. Bir de diyorlar ki alışkanlık gelişmeye, bağımlılık gelişmeye düşünüyorsanız Deminki belirtileri saydık. Biliyoruz artık. Bunu düşünüyorsunuz. iki hafta bir ara verin bakalım. Hmm. Çok uzun bir süre. Günümüz için çok evet. çok uzun bir süre. Ama bunu şöyle yapacaksınız. Mesela Facebook'sa sırf Facebook. Yedekleri bulunacak ki şeye bakalım. Facebook'un alameti farikası ne? Hani hmm. özellikle ondan mı oluyor? Ve bıraktığınızda kendi duygularınızı dinleyeceksiniz. Ne oluyor? Yani ben mesela şimdi sokakta yürüdüğümüz zaman yani özellikle baktığımız zaman herkes çok mutlu değil. Değil. Çok da mutsuz değil ama mutsuzluğa doğru bir gösteriyor araştırma. Yani buna baktığınız zaman mutlu olmamız için bir, se bir sebep de yok. Yani hani öyle düşünebiliriz daha dengeli. Ama Facebook sadece se seçici olarak olumlu şeylerin bulunduğu bir yer haline geldi hmm. artık. Hmm. Facebook'la ilgili böyle konuştuk. Var mı bir ekleyeceğin e, bir... Bilgi... Yok, no, sırf o şeyi söylemiştim ya, sana, sürekli kendi fotoğrafını koyan ha, adam. Onu söyleyelim. Dedin ki başkalarını koymuyor, sürekli kendini evet. koyuyor. Şimdi burada şeyde dediler ya, selfitis hastalığı, hani e, espri yaptılar şey olarak. Hani burada şunu düşünebiliriz, illa... Böyle fotoğrafını koyan işte narsistik falan hani böyle bir şey düşünmüyoruz tabii ki bu yapabileceğimiz bir şey değil çok farklı faktörler ama şunu düşünebiliriz ee, ki herkesin sebebi farklı olabilir ama aklıma gelen öne en çok sebep senin mesela aklına gelen ne bunu paylaşan için ne oluyor kendisiyle ilgili sadece kendini gösteriyor bir ona ihtiyacı olabilir sosyal onaylanma hmm. ihtiyacı olabilir iki o tek koyduğu fotoğraf üzgünse yine yardım çağrısı olabilir ee, üç kendini bir ünlü gibi düşünmesi Facebook ünlüsü fenomen hmm. yani takipçi sayısının ne artısı var? Beni şu kadar insan takip ediyor, şu kadar hayranım var. Halbuki orada kastedilen şey hayran değil. Belki biz onu öyle evet. yorumluyoruz. O evet. senin görüşlerini beğenen, her görüşünde değil, görüşlerini beğenen biri ya da gündelik hayatta tanıştığım biri. İnternetin trendinde de siz tabi çok daha önceden takip ettiniz bilirsiniz. Şöyle bir şey vardı. Önceden e, anonimlik yani kim olduğunu bilinmemesi önemliyken öyle, böyle başlamışken evet. ve ne oluyordu? normal hayatta offline çevrim dışı hayatta tartışma şey tanışmadığınız insanı oradan tanıyordunuz sonra tanıyordunuz. Evet. Şimdi öyle bir şey ki Facebook'ta normalde tanımadığınız eklemiyorsunuz. Ben bir yüz yüze konuşayım, merhabalaşayım, Facebooklaşırız. Hmm. Veririz, hani kartvizit vermek gibi. Facebook'tan ekleşiriz oluyorsunuz. Yani zaten tanıdığınız insanı. Bu neye götürüyor biliyor musunuz? Facebook'taki çevreniz eğer böyle gittilerse, herkese herkes eklenmeliyse diyelim. Böyle gittilerse, o Facebook'taki çevreyi biz çok samimi bir çevre gibi görüyoruz. O yüzden oraya da işte hani günlük hayatını, karı koca ilişkisini, işte her şeyini özel hayatını paylaşmak şey gelmiyor ona. Sanki sevdiklerimle, hani hmm. akrabama gittim. Ee, ...sohbette anlatıyorum gibi hmm. düşünüyor. Ama tabi biliyoruz ki internette hiçbir şey... E, ...boş kalmıyor, kayıtlı duruyor. Biraz Twitter'a geçelim mi? Hı hı. Facebook konuştuk. Twitter'da da... ...şöyle bir şey var. Ee, Twitter'la ilgili çalışmalar... ...şunu bulmuş. Tabii Twitter biraz farklı. Nasıl farklı Facebook'ta? Bu bir sosyal ağ özelliği de var ama... ...aslında mikro blogging, mikro blog platformu. Bunun Türkçesi ne olabilir? Düş bulamadım bir micro mikro blog hmm. Yo, Ya Yok, şey böyle ya, ya. Evvelden hani şey blokları ya. vardı insanların. Günlük şeklinde yazıyorlardı. Bunu biliyoruz. Şimdi Twitter özellikle e, profesyonel camiada televizyonda işte medyada olanlar için çok güzel oldu. Direkt olarak 140 karakterli bir şey duyuruyorlar. Bir şey hmm. paylaşıyorlar. Buna bloklama, mikro bloklama da deniyor. Şimdi Twitter'ı çalışan insanlar şunu bulmuşlar. Yani burada şey almak, tavsiye almak ve vermek için, bir, iki bilgi paylaşmak için, 3 de insanlarla tanışmak için kullanmışlar. Hmm. Yani buradaki motivasyonlar bu. 317 Twitter kullanıcısı üzerinde bir çalışma daha yapılmış. Kendini ne kadar diğerlerine bağlı? Burada connectedness geçiyor literatürde. Yoldaşlık, arkadaşlık gibi düşünebiliriz. Bağlı hissederse o kadar çok kullanıyor. Hmm. Aslında bunu şunu savunuyorlar. ihtiyaç ve ihtiyacı ee, tatmin etme diye bir teori böyle bir yaklaşımımız var diyor ki Twitter senin bağlı olma ihtiyacını karşılıyor hmm. sususun gidip su içiyorsun tatmin ettin ihtiyacı bağlı olmak hissettin yalnızlık hissetti bu tam bir yalnızlıkla da değil yani connected olma ben mesela bir gruba gittinizde muhabbet ettinizde hiç giremezseniz hmm. tamam konuşuyoruz ama ben buraya ait değilim Bağlı değilim ama o Twitter o hissi veriyor. Ben bağlıyım, bir, bir komünite, bir topluluk bağlıyım. O bağlılık hissini verdiğini ortaya koymuşlar ve bu bağlılık hissini tatmin etmek için insanlar kullanıyor. İşte burada önemli faktörler, tweetleme sıklığı, mention sayısı, işte o hmm. reply alıyorlar, şey yapıyor, cevap veriyor. Bunlar da bu kullanmada etkili. Hani bunlar ne kadar oluyorsa, o kadar çok kullanıyor diyoruz. Dediğim gibi bağlı olma ihtiyacını karşılıyor. Peki gelelim güzel bir Twitter ve Facebook kullanıcılarını kıyaslamışlar. Sence ne dur ne bulunmuştur Twitter'cılarla Facebook'cuların arasında? Ne manası? mı manasında mı? Kişilik özelliği diyelim. Kişilik karakteri olarak diyelim. Hmm. Örnek vermen lazım. Çok şey söylenebilir. Mesela işte bir tanesini söyle. Facebook kullananlar daha sosyalmiş. Allah Allah. Hı, -hı. Şöyle açalım onu. Şimdi bizim e Belli farklı farklı kişilik sınıflandırmaları var, kategorileri var. Bunlardan bir tanesini kullanmışlar. Bu da alanda önemli oturmuş bir teori. Bunlardan mesela şeyi kullanmışlar. Sosyal olma ihtiyacı, düşünme ihtiyacı, hmm. sosyallik, dışa dönüklük, düşünme ihtiyacı gibi böyle bunun kategorileri var. Şunu olmuş 2012'de İngiltere'de yapılan bir çalışmada Facebook kullananların kişilik bir de Facebook çok kullanıyor. Bir de kişilik testi veriyorlar. Burada daha çok sosyallik puanı ve girişkenlik puanı yani direkt muhabbete girebilen, sosyal etkileşime hemen girebilen insanların daha yüksek çıkmış. Peki buna karşılık Twitter'da ne fark var? Çünkü ben şunu görüyorum, Twitter'ı çok seven Facebook'u sevmiyor genelde. Doğru, çok Facebook'ta gelmişti. da yani, Facebook'un Twitter'ı anlamıyor. Hani hmm. ne ne o yani ben update yapıyorum, status update yapıyorum, Twitter ne 140 hani böyle bir şeyler var. Bundan da muşa. Twitter'da da bunda o kadar sosyal değil, puanlar biraz daha düşük çıkmış sosyalikte ama düşünme ihtiyacı dediğimiz bir kişilik özelliği var. Need for cognition diye geçiyor yine literatürde. Bu şu demek, yani Bilişsel etkinliklerle meşgul edilme, zihni yoran, zihni kullanan ve bundan hoşlanma eğilimi diyoruz biz buna. Bu kavram yani düşünme ihtiyacı yüksek olan insanlar daha fazla Twitter kullanıyor. Hmm. Hemen durduruyorum bu şey değil. Facebook kullananlar az düşünüyor değil. Hmm. Ama Twitter'da şöyle bir şey var. Hani birinin yazdığını okuma, işte böyle kendine ilişkin işte aforizmalar yazma falan. Hani biraz daha düşünmeye seni sevk eden, eğer pasif kullanıcı değilsen düşünmeye sevk eden bir durumu var Twitter'ın. Çünkü eee da kısa ifade etme, öz ifade etme durumu var. Twitter'ın da böyle bir artısı varmış. Gelelim Instagram'a. Instagram da önemli olduğu için Instagram'ın güzelliğini şeyini anlatan, yani çok kullanıldığını düşünmüşler. Neden olabilir? Şu. Fotoğrafı çekme, editleme, yani e, üzerinde oynama yapma, işte filtreler vesaire ve upload işlemini, yükleme işlemini aynı pakette sunmasını tamam. bulmuşlar. Bunu çok seviyor kullanıcılar ve ee, şöyle bir şey var. Yazı kültürü vardı ya Facebook'un en başında. Twitter zaten yazı ağırlıklı. Ama Instagram'ın birincil olarak görsel. Önce görsel ikinci planda yazı. Dolayısıyla bir görsel bir kültür oluşuyor. E biz şunu da biliyoruz. Görsel şeyler daha çok akılda kalıyor. Daha çok dikkat çekiyor. Yani oturup bir Twitter şeyini okumaktansa belki tak diye fotoğrafı görüp anlıyor. işi bitiyor. Ve Instagram'ın bir de şöyle bir durumu var bu tartışıldı. Sadece mobilden kullanıma açık olması. Bu da yani belki de şunu düşünmüş olabilirler. Fotoğraf çekilebilecek bir cihazdan. Hani hmm. o paketi ben kaybetmeyeyim. Çünkü PC'den girdiğinde olmayacak. PC'den tabii göre, görebiliyor da fotoğraf editleme onlar yok. Böyle düşünebiliriz. Instagram'la ilgili de şimdi Güney Kore'de 2015'te bir çalışma yapılmış. 212 kullanıcı ile yapmışlar yeni çalışma. Sosyal demişler ki hani niçin kullanıyorsunuz? Sosyal etkileşim için. Mesela bir tanesi bu. Yani ben sosyal olarak etkileşimde bulmak istiyorum insanlarla. Onun dışında arşivleme. ilginç bir şey. Fotoğraflarını çekip orada saklıyor ya hesabında. Gidip bakabiliyor, birikiyor. Bir de onlar hep şey. İşte e, güzelleştirilmiş, filtrelenmiş hani. Bunu yaptığı için arşivleme. Bu arada burada ek bir şey diyeyim. Hani sen de dedin ya niye fotoğrafını işte paylaşıyor? Şimdi bu tarz ortamların bize sağladığı bir artı da şu. Kişi kendini olduğundan güzel anlatabilir yazıyla işte meziyetlerini de anlatabilir paylaşımı ama kendini özellikle mesela sırf kendini çeken o örnekte kendini de güzelleştirebiliyor artık. Tabii. Dolayısıyla şimdi şöyle bir durum var. Ee, sosyal olarak sosyal psikolojide bir bizim ge gerçek kendi ...kendiliğimiz var. Bir de ideal kendiliğimiz var. Olmasını istediğimiz, ulaşmak istediğimiz ve... ...oradan uzaklaştığımızda bir sıkıntıya düşüyoruz. Yani ben bu değildim. Hmm. Hani... ...düşünüyoruz. Dolayısıyla mesela senin Facebook fotoğrafın... ...güzel. Hmm. Yani öyle bir açıdan çekilmiş... ...işte gölgeli falan. Şimdi... ...sana göre düşünebilirsek hani o senin ideal halin. Kendini hmm. ideal gördün. İşte... ...black and white yapmışsın... ...işte belki tabii filtreci değilsin ama hani... ...fotoğraf makinesi çekin güzel bir fotoğraf... ...bunu kullanıyorsun ve mesela görüyorum ki çok fazla değişme de yok... ...çünkü hı hı. diyorsun benim ideal selfie'm o dursun... ...ama senin normal e, şeyinde kendin biliyorsun... ...oradan ne kadar uzaklaşırsak biz işte o sıkıntı yaratıyor... ...o yüzden mesela bir insana... <laughs> ...postunu beğenmemek... işte az, Altına kötü bir yorum yazmak niye kavgalara hani neden oluyor? Bundan. Yani sen benim en idealimi bile beğenmiyorsun. Hmm. Hani öyle bir şey yani sen beni direkt ya da bir kişiye şey demekten çok daha fazla bir şey. Hani bugün saçın yani o ne olmuş bakalım saçına ya no, ne yaptın bir düzeltelim falan. Bu değil ama o olmamış. Ve orada kalacak o başkaları görecek. Hani topluluk içinde onu rezil etmişsin gibi oluyor arşivleme de bu şekilde güzel şekilde saklamak, kendini ifade etme. İşte ben şuraya gidiyorum, şunu yapıyorum, buralarda takılıyorum, şurada çalışıyorum. Kendini bir şekilde anlatmak. Hayattan kaçış gene burada da var. Özellikle Instagram'da o akış var ya, fotoğraflar, çok güzel yerler. Bu da var. Bir göz atma. Buna peaking deniyor literatürde yine. Özellikle bir i, hayranı olduğu şimdi ünlüleri bize getirdi ya Twitter önce sonra Instagram. Çok rahat onların hayatlarına girebiliyoruz artık çünkü Hı -hı. paylaşıyorlar. Onlara göz atabilme. Göz atmada da olay şu. Siz anonimsiniz, siz bilinmiyorsunuz. Hı -hı. Sanki bir gizli kamerayla onun hayatını BBG izliyorsunuz. O da güzel bir şey yaratıyormuş. Instagram'a devam edelim. Amerika'da 2015'te yine bir çalışma yapılmış. 117 kullanıcı gene kalabalık Burada Instagram'ın da depresyona yani Instagram'ın da sizi üzdüğüne yol açtığı şey bulunmuş. Sebepleri negatif sosyal kıyaslama, negatif kar karşılaştırma yapıyorsunuz. Onlar iyi ben kötüyüm. Ve takip edilen yabancı sayısı bu çok ilginç. Sence neden olabilir takip eden yabancı sayısı arttıkça daha depresif olmaya yatkın oluyormuş? Yabancı derken buradaki yabancılıktan kastım. Kısa... tanımadı. Yani normal hayatta tanımadığı insanları takip ediyor. Hmm. Sırf Instagram'dan tanıdığı. Bu da şeyi arttırmıyor ama yani özeneceğin insan sayısı artıyor. Hı hı. Şunu düşünebiliriz. Tanımadığı yani tanıdığın kişiyi bilirsin ki o oraya gitti, fotoğrafı paylaştı. Ben onun orijinal halinde Heh. biliyorum. Hani orada çok güzel filtrede çıktı da eve gelince işte Biliyoruz yani işte hani hayatı kafelerde geçmiyor işte hayatı folding'de geçmiyor. Bunu biliyoruz belki ama yabancı da bilme şansımız yok. Yabancı özellikle ünlülere özenilmesinin bir sebebi de o. hani herkes şey biliyor. Hani siz de diyorsunuz ya bize işte inceleyelim. Telefon kullanınız çok azınız. Çünkü sizin e, sırf o kısmını biliyor. Geri kalanını bilmiyor. Tabii. Sıkıntı da orada. Bir özet diyelim. Bayağı bir konuştuk. Hı hı. Şimdi ilk olarak dedik ki 40 milyon aktif hesabımız var. %50'sine tekabül ediyor nüfusun değil belki ama 76 milyonun yarısı diye düşünebiliriz ortalama. Günde 2 saat 56 dakika gibi bir süre kullanıyoruz. Facebook önce sonra WhatsApp, Messenger diye gidiyor. Tamam. Sonra gelelim bağımlılıktan konuş. Bağımlılık kriterleri var. Bunlar tabii ki size hastalık teşhisi koymaz. Kendi kendinize teşhis koyamazsınız çünkü zaten psikolojik bir şey bu. Bergen ölçeği dedik. Bunu kullanabilirler hani fikir vermesi açısından. Ve burada da şöyle bir şey bulunmuş. Like alma işte gene Genelde like ya da işte retweet alma, bunlar hep bize bir ödül ceza, oyunda puan kazanma hmm. beynin ödül bölgesini e, uyardığı için, öyle bir bağımlılık yarattığı için, bunlar da bize bir ödül oluyor, biz bir puan alıyoruz. Ama işin güzel yanı, puan almam ben, tamamen bana güzel bir şey geliyor, bana övgü geliyor, her bir like övgü geliyor. İşte Levent abinin dediği babam öldü yazıyor ama like alıyor. Hmm. İşte oralarda bu sistemin neden yapıldığının hemen tak diye şey oluyor yani ortaya çıkmış oluyor. Ee, dediğimiz gibi bunun dışında hep iyi postları gördüğümüz zaman kendimizi kötü hissediyoruz. Erkekler daha fazla bağımlılığa yatkın e, düşünüyoruz bunu, kadınlar ama daha uzun kullanıyor, fark olarak bunu biliyoruz. Peki bu neden oluyor? Sıkıntı neden moral bozuyor? Çünkü aktif pasif kullanım farkı var. Pasif kullanımız oluyor. Nasıl kaçınacağız? Dengeli kullanacağız. Moralimiz bozukken pasif kullanmayacağız, çok kullanmayacağız. Bir de bağımlılık gibi bir düşüncemiz varsa buna dikkat edeceğiz, uyanık olacağız bağımlılığa karşı. Twitter ve Facebook'tan bahsedelim. Twitter mikroblogging sitesi biraz ayrışıyor Facebook'tan. Burada bağlı olma ihtiyacı daha çok önemli. Sosyal ve girişkenler daha çok Facebookçu. Düşünme ihtiyacı yüksek olanlar daha çok Twitter'cı. Bir de Instagram'da da arşivleme, göz atma, hayattan kaçış gibi yine diğerlerine benzer depresyon yaratıyor. Özellikle görsel olduğu için bu e, akılda daha çok kalıyor, depresyon yaratıyor. Hmm. Şimdi... Ben tabi bu böyle bir çalışma olduğu için bunun bilimsel referanslarını verdim. Ee, videoyu burada durdurup Hani bir çalışmada bahsettiklerimin hepsinin isimleri burada. Daha detaylı okuyabilirler. Ee, hani sen dedin ya neyi kontrol etmişler. Bakabilir hakikaten hangi faktörleri kontrol etmişler diye. Ee, sen varsa bir ekleyeceğin sorun? Bayağı bir e, konuştuk. E, gayet akıcı bir şekilde anlattın <laughs> hepsini. So, sadece şunu sorabilirim. Bir, bu testlerin vesaire sonucunda bağımlı olduğun ...ortaya çıktı. Bütün işaretler onu gösteriyor. Hı hı. E, bundan kur, nasıl kurtulacaksın? Yani yani Facebook'u falan kullanma yöntemlerinden bahsetmiyorum. Bak bağımlı hı. olmuşsun artık ve istemiyorsun bunu. Hı hı. Aktif pasifi geçtik diyorsun geçtik. artık. Şimdi şöyle bir kere bunlar... ...hani belki o hakikaten olan kullanıcılarımız için iyi bir şey de olabilir. Bu şu an konuştuklarımız. Belki bu belgenden yüksek çıktı ya da bir şeyden yani aklına düştü. O zaman bununla ilgili lütfen kendileri araştırıp... ...işte bende şu mu var demektense lütfen bir bu konudaki bir profesyonele başvurmaları. Kimi kastediyorum? Klinik psikologları her psikolog dediği klinik psikologları ve e, psikiyatrları kastediyorum. Bu ikisi özellikle. Hani klinik psikologların bu konuda biraz daha araştırma şey olabiliyor. E, başvurdukları zaman onlarla zaten gerçekten bu bağımlılık mı değil mi? Bunu konuşacaklar. Daha sonra da Kişine kişiye göre yani klinisyenin durumuna göre yaklaşımına göre şuna bakılacak. Tedavi planı yapılacak. Hmm. Şimdi kimisi diyecek ki ben bağımlılık niye ihtiyacı var bu kişinin. Mesela diyecek ki o kişi de şu çıktı. Örnek tamamen. Sosyal onaylanma ihtiyacı çok yüksek çıktı. O yüzden bağımlı. Çünkü bağımlılıkta sizin bir ödül mekanizması ya da bir biyolojik bir şey olacak. E Şimdi bu ödül mekanizmasını bulduysan e niye bunu ödüllenir? O zaman ben bunun yerine ne koyabilirim? Hmm. Mesela çok evet. basit konuşuyorum tabii ki bunlar e, örnekler. Böyle düşünülebilir. Yani kurtulma kısmı artık şeylerin değil. Ama biz dediğim gibi kaçınma kısmını anlattık. Olursa başvurmaları gerekiyor. Şunu gerekir. söyleyeceğim. Mesela böyle bir şeye karar verdin. Ya ben galiba bağımlısı oldum deyip hı hı. kendi kafandan karar verdin. Çat diye Facebook'ta Twitter hepsini kapatıp gitmek Hmm. insana zarar verebilir mi böyle durumda olan birine Şimdi yoksa kurtulur mu? şöyle bir şey gördüm ben genelde bu çat diye kapatmalar ya bir kavga çıkıyor bir şey oluyor bir olumsuz bir durum oluyor o yüzden ben artık kapatıyorum diyor İşte facebook'ta hem biz çok paylaşıyoruz sonra da izleniyoruz diye bu sefer şeye giriyoruz yani işte Birisi paylaşıyor annesinin babasının bilmediği bir şeyi çat görülüyor Facebook'ta ondan sonra kıyamet kopuyor ben Facebook'u kapatıyorum işte. Şimdi bu tamamen kapatıp gitmeler iyi değil çünkü artık günümüze işlemiş yani hmm. bir insan diyor ki bak Facebook'ta gördüm şunu paylaş Bu çok insanda oluyor benim Facebook'um yok demek yani öyle bir boy büküp hmm. hani zamanında e-mailim yok hani bu değil tabii ki ama buradaki kapatma eğer diyorsa ben azaltamıyorum. Heh. Yani ben azaltamıyorum. Ben, ben bir bu. bırakayım da bir bakayım iki hafta ne oluyor dedik ya. Onu yapabilirler iki hmm. hafta bırakıp ama buradaki de kastımız bıraktıysak da bütün hayatı bırakmak, iletişimi koparmak ama Twitter'ı bırakmak. Mesela hmm. oysa sorun eğer bulduysanız onu bırakmak ve o iki haftaya da dikkat etmek. Ya yani ben canım istiyor, istedi şu an alacağım, alacağım telefonu şeyi düşünmek. Niye istiyorum? Hmm. Yani onu bulursanız siz zaten klinisyene yardımcı olmuş olacaksınız. Birkaç şeyi saptamış olacaksınız. Peki. ya Zaten daha soru gelirse sen yorumlara da bakıyorsun. Oradan cevaplayabilirsin. Aynen. Gelen soruları. Ee, öyle söyleyelim. Yani buradaki bilgilere itiraz gelebilir, yorum gelebilir. Hepsini bekliyoruz. Ama itirazları lütfen e, buradaki makalelere göre yapsınlar. Yani itirazı bana değil, e, çalışmaları yapanlara yapsınlar. Çünkü gerçekten Çoğu çalışmada da şu da vardır. Öyle bitirelim. Bir makale yazarsınız, makalenin son tartışma bölümünde siz kendinizi eleştirirsiniz. Dersiniz ki, işte senin dediğin gibi, zaten günümüzde çok fazla kullanılan bir şey, biz bunu böyle yoksun bırakarak aslında e, çok da gerçekçi bir şey yapmamış olabiliriz. Hmm. Bundan sonraki çalışma, mecburduk. Bundan sonraki çalışmalar buna dikkat etsin diye zaten adamlar kendini eleştiriyor olabilir. O yüzden Güzel. çoğu İngilizce gerçi makale ama bir baksınlar, ondan şey yapalım, e, yorumlarda da devam edelim. Peki çok evet. teşekkürler verdiğim bilgiler için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.